Merhaba değerli izleyenler, ben Tuncay Arslan. Bu videomuzda oyunculara uğraşacak bir sürü içerik sunan, yüzlerce, binlerce saat oynayabileceğiniz, siz istemedikçe sonu gelmeyen oyunlara göz attık ve online oyunları liste dışı tutarak en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. Fallout 4. Fallout 4 RPG yönüyle zayıf olsa da keşfe açık koca bir dünyada oyunculara uğraşacak tonla şey sunuyordu. Bu yüzden oyunu doğrudan bir RPG olarak değil de RPG öğeleri içeren bir açık dünya FPS oyunu olarak tanımlamak daha mantıklı olur. Eğer her türlü içeriğin peşinden koşacaksanız minimum 200 saatinizin garanti olduğu Fallout 4 artık mod sayısıyla da New Vegas'ı geride bırakmış durumda ki işin içerisine modlar da girince oyunda binlerce saati çok rahat devirebilirsiniz. Tabii Fallout evreninde uzun oynanış süresine ek olarak derin bir RPG deneyimi de yaşamak istiyorsanız Fallout New Vegas çok daha doğru bir tercih olacaktır. Faster Than Light. Faster Than Light, yani kısaca FTL, bize her türlü detayıyla bir uzay mekiğinin kontrolünü verip rastgele gelişen bir galaksiyle baş başa bırakıyor. FTL, rastgele karşılaştığımız olaylara farklı yaklaşımlar sunması, gemimizi farklı taktiklere göre geliştirmemize izin vermesi, mod desteği ve her oynanışta yenilenen yapısıyla binlerce saati gömebileceğimiz tonlarca yeni macera vaat ediyor. GTA 5. Hikaye modunu her şeyiyle deneyimlemek isterseniz minimum 80 saatlik bir oynanış sunan GTA 5, serinin diğer oyunlarında olduğu gibi hikaye modu dışında vakit geçirebileceğiniz bir dünya içerik barındırıyor. Red Dead Redemption, San Andreas ve GTA 4'ün haritalarının toplamından bile daha büyük, devasa bir haritaya sahip olan oyunda havada, karada, su altında, su üstünde, her yerde oyun oynayabiliyorsunuz. Üstüne bir de modları da eklersek GTA 5 seneler boyunca oynayabileceğiniz bir oyuna dönüşüyor. Factorio. Strateji, simülasyon ve hayatta kalma öğelerini bir araya getiren Factorio, mahsur kaldığımız bir gezegende roket yapabilmek için kaynak toplayıp, teknoloji araştırıp kendi fabrikamızı kurduğumuz bir oyun. Uzaktan bakıldığında sıkıcı gözükse de oyunu oynadığınızda karşınızda detayın da detayına inen yapısıyla oyuncuyu sıkmak yerine daha da kendine bağlayan bir yapım çıkıyor. Oyunun genel amacı dışında oyun içerisindeki otomasyon devreleriyle yaratıcılığın sınırlarını zorlayan çalışmalar da yapabilir, devasa mod arşiviyle de oyun sürenizi kat kat arttırabilirsiniz. Mountain Blade Warband. At ve kılıç kullanmanın bağımlılık derecesinde keyif verdiği milli gururumuz Mountain Blade Warband, kendi maceralarımızı, kendi hikayemizi yarattığımız bir oyun olduğu için en temel haliyle bile kendinize bir dünya içerik yaratabileceğiniz bir oyun. Bir de oyunun yapısını büyük ölçüde değiştiren modları da işin içerisine katarsanız zaten oyunun sonu asla gelmiyor. Umarız yeni oyun bir ara gelir de onu da Warband gibi ömür boyu oynarız. Kerbal Space Program. Kerbal Space Program, ayrıntılı ve öğretici bir şekilde belirli hedefler doğrultusunda hareket ettiğimiz kariyer ve bilim modlarının yanı sıra bizleri keşfedilmeyi bekleyen devasa bir evrenle baş başa bırakan Sandbox moduyla da oyunculara yüzlerce saatlik oynanış vaat ediyor ve üstelik mod desteğine de sahip. Oyunun şirin karakterlerle süslü sanat tasarımı sizi aldatmasın, karşınızda gerçekçi fizikleriyle bilgi sahibi olmadan, hesap kitap yapmadan oynayamayacağınız bir oyun bulunuyor. The Witcher 3 Wild Hunt. Açık dünyayı kaliteli bir hikaye ile görevlerle doldurabilmek her zaman oyun yapımcıları için dert olmuştur ama bu oyunun yan görevleri bile çoğu oyunun ana hikayesinden kaliteliydi. Genişleme paketi desen hepsi yine aynı hikaye kalitesini sürdürüyordu ve ana oyuna yaklaşık 50 saat süren hikayeli içerik ekliyordu. Bir edebiyat uyarlaması olan Witcher 3 gerçekten de açık dünya içerisine serpiştirilmiş bir roman gibiydi ve bu uzun romanı oynayarak okumaya asla doyum olmuyordu. Civilization 5. Elinizdeki sınırlı imkanlarla uğraşarak kurduğunuz imparatorluğunuzu nesiller boyu korumaya çalıştığınız sıra tabanlı strateji klasiği Civilization tam bir hayat hırsızı. Tarihi baştan yazdığınız bu oyun o kadar dolu ki rahatlıkla binlerce saat oynayabilirsiniz. Üstelik oyuncular tarafından yaratılan ek içerikler ve genişleme paketleriyle de oyun süresini daha da uzatmak mümkün. Skyrim. Bitmeyen oyun olarak anılan Skyrim, gerçekten de siz sıkılmadıkça bitmiyor. Oyunun hikayesini tamamlasanız bile karşınıza istemediğiniz kadar yan görev çıkıyor ve bir yerden sonra tekrara düşse de sınırsız yan görevler sizi uzun süre meşgul etmeyi başarıyor.
Yapacak bir şeyler arayanın asla sıkıntı yaşamayacağı Skyrim'i oyunun orijinal hali dışında yükleyebileceğiniz modlarla da iyice coşturabilmek mümkün. Tabii Mountain Blade örneğinde olduğu gibi artık serinin yeni oyunu çıksa da onu coştursak hiç de fena olmaz. Minecraft. Kocaman bir dünya ve limitsiz özgürlük sunan Minecraft'ta hayallerinizdeki her türlü dünyayı yaratma imkanına ve bir dünya farklı moda sahip olduğunuz için dilerseniz oyunu sonsuza kadar keyifli oynayabilirsiniz. Tabii artık internet küçük çocukların bu oyunla ilgili yaptığı ucuz içeriklerle dolup taştığı için insanların Minecraft'a bakışı oldukça değişti. Ama ön yargıları bir kenara bırakırsak Minecraft'ın oyunculara sınırsız içerik sunma konusunda en iyilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Minecraft'la birlikte videomuzun sonuna geliyoruz. Listede yer vermediklerimiz de dahil olmak üzere yüzlerce, binlerce saat sıkılmadan oynanabilen oyunlar arasından en sevdiklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.